Başımız sağ olsun, geçmiş olsun ve bu haber, asılsız haberle ilgili de sizden de duymak isteriz. Çünkü gönülleri ferahlatmaya da ihtiyacımız var. Öncelikle ben de bütün deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbinden rahmet diye niyaz ediyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii ki biz 10 ilimiz başta olmak üzere tabir yerindeyse tam bir seferberlik içerisindeyken art niyetli çevrelerin de bir seferberlik hali içerisinde olduklarını anlıyoruz. Biz bunların bu halini bildiğimiz için de daha öncesinden de düzenli olarak yaptığımız çalışmalara özellikle bu deprem sonrası da büyük bir hız kazandırdık. Şöyle söyleyeyim, bizim bu 10 ilimizin içerisinde, coğrafyası içerisinde kalan toplamda 110 baraj ve 40 tane de gölet var. Toplamda rakam tekrar ifade edecek olursak 110 baraj, 30 gölet. Şimdi biz bugün itibariyle tam 125 baraj ve göletimizde incelemelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu barajlarımızdan ve göletlerimizden bu yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde tehlike arz eden herhangi bir şey olmadığını, buna özellikle bu akşam hız verdikleri baraj olduğu için de söz konusu barajla ilgili de herhangi bir sorunun, herhangi bir problemin, herhangi bir kaçağın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Dün ben uluslararası camia tarafından da yine gündeme getirildiği, hatta Avrupa Birliği tarafından dile getirildiği için de Atatürk Barajı'na arkadaşlarımızın sahada yaptıkları çalışmalara yetinmeyip kendim bir fiil Adana'da şu anda biliyorsunuz koordinasyon görevi bakan olarak Adana'da bizim üzerimizde. Buradan Atatürk Barajı bölgesine yani Şanlıurfa'ya gittim ve Şanlıurfa'da önce havadan daha sonra da barajın gövdesi üzerinde bütün incelemeleri yapan arkadaşlarımı tekrar yanıma alarak bir kez daha orada inceleme yaptık. Ve şunu gördük, ne Atatürk Barajı'nda ne de diğer barajlarımızda bizim bu manada önemsediğimiz bir problemin olmadığı. Ama ne olur ne olmaz diyerek örneğin Sultan Suyu'nda aralıklı kaş adını verdiğimiz Osmaniye'deki yine göletimizde biz burada suyun tahliyesine karar verdik. Ve bu çerçevede de aldığımız tedbirleri de böyle açık yüreklilikle de paylaşıyoruz. Ama ben görüyorum ki özellikle o art niyetli çevreler, dışarıda ve içeride uzantıları olanlar bunu insanlarımızın böyle bir millet devlet kaynaşmasının olduğu bir süreçte tabir yerindeyse bozmak, insanları demoralize etmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Çok enteresandır. Bu konu sıklıkla dile getiriliyor. İşte şu söyleniyor, deniliyor ki efendim sizin bu barajlarınızda bir sorun varsa biz teknik olarak size yardım edelim. Halbuki Türkiye örneğin AK Parti iktidarımız döneminde 276 olan baraj sayımızı 992'ye çıkarmış. Yusuf Eli gibi bir şaheseri de Çoruh'un üzerindeki bir son gerdanlığı öyle söyleyelim. Son gerdanlığı da bu ülkenin mühendisleri, işçileri alın teri ve akıl teri dökerek inşa etmişlerdir. Ve ben daha bugün bir uluslararası yayın kuruluşu yine bunu sordu tevafuken cuma namazından önce. Orada da aynen şu ifadeyi kullandım. Bizim ülkemizde bu tür bir durum olmuş olsa bile buna teknik olarak müdahale edebilecek yetkinlikte insanlarımız var. Bizim dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyacımız yok diyerek konuyu kapattık. Fakat ısrarla ve inatla
Bu konular gündeme getiriliyor. Sürekli adres değiştiriliyor. Dün işte Atatürk Barajı diye ifade edildi. Bugün Hatay'a geçtiler. Hatay'da önce El Rastan'la başladılar. Daha sonra bu Altınözü'ndeki sulama amaçlı 1989 yılında yapılmış olan bir barajı ve bu baraj üzerinden de insanları panik ve korku içerisinde bırakmayı hedeflediklerini görüyoruz. Yani bugün 3 kez inceleme yapıldı. An itibariyle de arkadaşlarımız biraz önce bu incelemeyi tekrarladılar. Hani ne olur ne olmaz, acaba bizim atladığımız herhangi bir şey var mıdır diye. Bizim dip savak adını verdiğimiz o savak kısmında da, o kısma da indiler ve orada da incelemeler yaptılar. Allah izin verirse ben de yarın oraya bir program yapacağım ve oradan da bu açıklamaları bir kez daha tekrar edeceğiz. Yani gerçekten bir taraftan depremin vermiş olduğu acı ve ızdırap ile bunları çeken vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin başı ve milletimiz el ele vermiş iken bu tür haberler iyi niyetten uzak tamamıyla bir panik ve umutsuzluk aşılamak adına, panik oluşturmak adına yapılmış haberlerdir diye artık bunu biz de Twitter hesabımızdan tweet atarak duyurmak durumunda kaldık. Yani işin aslı esası budur. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun çalışma içindesiniz. Zaman ayırdınız ama önemli bir konu. Çünkü bizim bulunduğumuz noktada bile bir heyecan dalgasına neden oldu. Başka yerlerde çalışmalarını bırakmak zorunda kalanlar gibi işte duyumlar da aldık. Ama kısa sürede Allah'tan gerçek ortaya çıkınca tekrar her şey yerine geldi. Ama bu teyit önemliydi. Teşekkür ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun, başımız sağ olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Geride kalanlara da acil şifalar ve sabır diliyoruz efendim. Sağ olun.